Gönder. Düğme. Herkese hayırlı günler. Herkes iyidir inşallah. Ben kendim görme engelliyim. Yaşadığım bir takım mutfak deneylerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Görme engelli kader arkadaşlarıma hiçbir şeyden korkmamalarını istiyorum özellikle. Ve ailelerinde onlara izin verilmesini istiyorum. Hiçbir şeyden korkmayarak, çekinmeyerek yaklaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Sevgili anneler, babalar, çocuğumuza bugün izin vermezsek yarın hiçbir şey yapamaz, hiçbir şeyi başaramaz. Bunlara biz de dahiliz. İlk başlarda ben hiç tost makinesini kullanamayan biriydim ve dokunmaya dahi korkuyordum. Diğer arkadaşlarımız yapıyorsa biz niye yapamayalım dedim. İlk başlarda sürekli tostu hazır yiyen insanlardık. Nereye kadar hazır yiyeceğiz dedim. Aldık, kullandık ve bir şey yokmuş. Şimdi düşündüğüm zaman bana çok komik geliyor bunlar. Mesela kahve yapmak en basitinden. Elektrikli cezvelerimiz var. Elektrikli cezvelerimizde arkadaşlarımız kahve yapabilirler bizler gibi. Ben ne yapıyorum? Kendi yaptığımı anlatabildiğim kadar sizlere anlatmak istiyorum. Bunların profesyonel olanları da var. Onlar daha güzel. Mesela cezveyi koyuyoruz, içine çekiyor. Kendi zaman dakika ayarı var. Kahvesini şekerini attıktan sonra diit diye başlıyor. Bittikten sonra diit diye gene bitiyor. Her markanın var hemen hemen. Ondan sonra koyması ve kullanması daha kolay ve basit oluyor. Ama ben elektrikli lamba anahtarı gibi şartelli olanı kullanıyorum şu anda. Diğeri bozuldu. Kahvemizi ve şekerimizi istediğimiz oranda atıyoruz. Ben genelde bir çay kaşığı oranında atıyorum bir filcana. Koyduktan sonra düğmesine bastıktan sonra kahve, suyu ve şekeri ilave ettikten sonra birer filcanlık. Yaklaşık bir dakikada kahvemiz hazır oluyor. Zamanla arkadaşlar insan bunun pişip pişmediğini anlayabiliyor. Ama hemen olacak bir işler değil. Sabırla hani. Yemekler de aynı arkadaşlar. Görenler soruyor bize soğanın kavrulduğunu nasıl anlıyorsunuz? İnsan karıştıra karıştıra hissederek de anlıyor. Kokusundan da anlıyor. İlk başlarda zaman ve dakika tutabiliriz. Daha sonra görenlerden yardım alarak zaman ve dakika tutabiliriz. Soğutarak, ellerimizi ve yıkayarak, kaşığa dokunarak da anlayabiliriz. Temiz bir kaşık yardımıyla da bakabiliriz. Benim mutfak, yemek ve temizlik konularında hiçbir kimseden doğru düzgün yardım aldığım yok. Fırında kendim kullanabiliyorum. Ne yapıyorum? Fırında çizik yoksa çatal ya da bıçak yardımıyla ufacık görenlere bir çizik attırıyorum. Çizgi mesela tepeye geldiyse 30 dakika oluyor genelde. Genelleme olarak konuşuyorum. Yana geldiyse 60 dakika oluyor. Gene 30'a geldiyse, tepeye geldiyse çizgi 200 derece oluyor genelde. Hafifse hafif sol yapınca 200'ü 180, 150 ve 200'ü geçebiliyor. Böyle de ayarlayabiliyorum ben kendi adıma konuşayım. Daha önceki videolarımızda da paylaşmıştım ben. Tefal aktifren yardımıyla balık, tavuk, köftemi kızartabiliyorum. Çocuk dışarıdan bir şey istemiyor, üzenmiyor ve ben kendim hazır bir şey çok yemek ve yedirmek istemiyorum. Kendi yaptığımız daha güzel oluyor hani. Özene bezene yapıyorsun yavruna, eşine, ailene. Yapması benim için daha güzel oluyor. Gönder, düğme, gönder, düğme. Arkadaşlar ben yine sizlere dondurucu nasıl kullandığımı anlatmak istiyorum. Başlarda ne koyduğumu, ne yaptığımı bilemiyordum. Tabii tecrübemiz yoktu. Bununla ilgili gruplarımız var, kanallarımız var. Bizim zamanlarımızda, bizim imkanlarımızda bunlar yoktu hani. Bundan 10-15 sene öncesi WhatsApp gruplarımız olsun, YouTube kanallarımız olsun hiçbiri yoktu. Hiç kimseden istediğimiz zaman bir bilgi alamıyorduk, bir bilgi edinemiyorduk. Dondurucuya fasulye koyuyorum diye koydum ben. Dolma da koydum. Dolmayı çıkarıyorum diye fasulye çıkartmışım. Böyle hatalar, kazalar olabiliyor. Çözülmesini bekledim. Yaprak sarması diye fasulye çıktı şansıma. Böyle olabiliyor hani. Ne oldu? Onu da pişirdim, onu da yedik. Tekrar çıkarttım. Bu sefer şöyle bir önlem aldık. Kapatma yazdık eşimle beraber. Üzerlerine yapıştırdık. Ve dondurucuya böyle bıraktık. Böyle daha güzel oldu. Şimdi o miki bu miki demiyoruz. Küçük, kullanat, şeffaf kutular var. Pastanelerde falan kullanılıyor bunlar. Kermeslerimizde falan kullanılıyor hani büyük kermeslerde.
Özellikle Arap hastanelerde çok kullanılıyor. Şeffaf kullanat kutulardan aldım. 250 gramlığına mesela kızartmalarımı koyuyorum. Közlerimi koyuyorum. Biber, patlıcan, kabak, ne seviyorsak, ne istiyorsak. Melemen tarzı bir şeyleri koyuyorum. 1 kilo ırna mesela sarmalarımı koyuyorum. Yarım ara et kıymaları koyuyorum. Üzerlerine kabartma yapıştırıyoruz okuma yazma bilenler için. Benim okuma yazmam fazla yok. Eşimden yardım alıyorum. Ama okuyabiliyorum az çok. Okuma yazma bilmeyenler için de önceden şöyle bir şey de yapabiliyordum ben. Mesela kızartmalarının kenarlarına bir bant. Közlerin üzerine bir bant ya da bir kağıt yardımıyla bant. Böyle bir şeyler de yapabiliriz. Kenarlarına hafif kesikler, çizikler de atabiliriz. Ama en güzeli yazı rahat oluyor hani. Yine ben daha önceki videolarımda paylaştım. Sing Assistant Home'la yazılarımızı da okutabiliyoruz. Görenlere yazdırıp üzerine yapıştırıp da. Şu anda ben çekmeceli dondurucu aldım. Sandık tipini yapamadım. Bu yazılarımızı yapıştırdığımız zaman okuma kabartma yazı yapıştırıyoruz ya. Bunlar da alıp koyduğumuz zaman silindi ve çıktı bu yazılar. Ama bu çekmeceli dondurucu da çıkmadı. Rahat oldu. Birisine fasulye koyuyoruz mesela. Birisine köz patlıcan, birisine köz biber, birisine sarma. Bunlar garistada yazı olduğu için fazla aktar dönder yapmadığımız için çok bir şey olmadı yani. Çekmeceli dondurucu benim için daha rahat oldu ve daha kullanışlı oldu. İleride bunun videosunu da göstermek isterim sizlere. Başka aklıma gelen, ilk başlarda Aygaz'dan da korkuyordum ben kendi adıma konuşayım. Nasıl yaparız, ne yaparız, hani kaydırımız, yapabilir miyiz? Zamanla aşılıyor. Şöyle bir şey de var. İlk evlendiğim sıralar benim tencerelerim ve tavalarım derin değildi. Üçlü çelik tavayı mesela ben kendi adıma konuşayım kullanamadım. Ne yaptım? Derin cezveler aldım. Derin tencereler seçtim. Ve sapı yanmayan, yapışmayan da olsa dikkat etmeye çalıştım. Granitleri falan teflonları kullanabiliyorum ama derin olmak şartıyla tava tiplerini kullanamıyorum hala da. Tehlike bizim için mesela yağ sıçradığı zaman ateş olma ihtimali yüksek. Ateş yukarı çıkma ihtimali yüksek. Böyle başka servis konusunda gene derin tabaklar seçiyorum. Yuvarlak kara fark etmiyor ama derin tabaklar benim açımdan daha kolay oluyor. Daha rahat oluyor mesela. Çorbalar konusunda gene derin tencereler, tabaklar seçiyorum. Bir de ben mikrodalgayı çok sevdim. Zararlı diyorlar ama ben kullanıyorum. Isıtma konusunda bir kase çorba koyuyorsun, bir dakikada ısıtıyor ve bizler için büyük bir kurtarıcı oluyor. Gönder, gönder, bir şeyleri soyup kesmekte zorlanan arkadaşlarımız için soyma aparatlarımız var, kesme aparatlarımız var. Mutfaktan korkmayın arkadaşlar hiçbir şekilde. Mutfaktan korkacak bir şey yok. Mutfak sizden korksun. İlk başta kendi için bir şeyler yapamayan arkadaşlarımız, ben de dahil buna, şu anda bir ev dolusu misafir ağırlayabiliyoruz. Bu güvenimiz, bu başarımız var kendimizde. Kendimizin hani. Ya yeter ki isteyeceğiz. Başarmak isteyeceğiz. Kendimize çözüm üreteceğiz hani. Derin tencerelerde, cezvelerde. Mesela bir şeyin üstüne yağ dökeceğim, kızartmak istediğim zaman derin cezve seçiyorum. Yağ sıçramıyor. Kızarıp kızarmadığında sesinden anlıyorum gene zamanla. Gönder. Fırında bir şeyin nasıl piştiğini nasıl anlarız? Gruplarımızda genelde çok sık soruluyor bu sorular. Yapmayan arkadaşlarımız tabii zorlanıyor. Genelde belirli bir marka olduğu zaman genelde pişme derecesi 180-200'dür. Kek, poğaça ve börekler için. Saati de genelde 30-35 dakikadır. 30 dakikadan sonra kontrollü bir şekilde gideriz. Daha önce de anlattığım gibi çizikler atarak vesaire silikon tabancasıyla bir damlam iki damlam damlatarak derecemizin ve saatimizin kaç olduğunu belirleyebiliriz. Ben böyle yapıyorum. Mesela 25-30 dakikada genelde kekler, poğaçalar ve börekler pişiyor. En fazla 35 dakika durar. Genelde 30'da pişer yani. Tefalde ben 15-20 dakikada kek yapabiliyorum. Balık, tavuk, köfte kızartabiliyorum. Yine bunun başka markaları da var, modelleri. Bizler için çok güzel ve kullanışlı oluyor arkadaşlar. Aygaz falan temizlemesi zor oluyordu. Şimdi kızartma makinemde her türlü her şeyimi yapabiliyorum ben. Çevirme derdi yok. Yağ derdi yok. Bir kaşık yağ alan oluyor.
Herkese de tavsiye ederim, hani imkanı olan, kullanmak isteyen. Gönder, düğme.